Neyleyim sen yoksan eğer dünyamın servetini? Neyleyim sen yoksan eğer ahiretin cennetini? Neyleyim sen yoksan eğer sahilleri kırları? Neyleyim sen yoksan eğer yazı kışı baharı? Ne de haklıymış meğer aşk uğruna yalanlar. Sen de beni yakıp gittin geçen yıl bu zamanlar. Ne de haklıymış neye aşk uğruna yalanlar. Sen de beni yakıp geçen yıl bu zamanlar. Elimde yok adresin, şimdi bilmem neredesin. Aşkımın ödülü müydü habersizce gidişim? Sana öyle hasretim bu Temmuz akşamında. Neyleyim sen yoksan eğer neyleyim İstanbul'da? Ne de haklıymış meğer aşk uğruna. Geçen yıl bu zamanlar. Ne de haklıymış neye aşk uğruna yalanlar. Sen de beni yakıp gittin geçen yıl bu zamanlar. Geçer gülüm yaşamana bak. Alınacak dersler var, sorulacak sorular. Bu da geçer gülüm bizden bu kadar. Benim hala umudum var. İsyan etsem de istediğim kadar, İnat etsem bile
bırakmazlar sahibim var. Umudun sonu mu bu diye sormuştum bir zamanlar. Sana oldu kendime. Umudun sonu mu? Umudun sonu mu? Hiç huzur bulamayacak mı? Burada bir umudum bile yok. Bile yok yani. Ya umutsuz bile değilim. Yani. Evet. Giderek bir hilkat garibesine mi dönüşüyoruz biz ya? Olabilir Hakan. Söylediğin gerçek olabilir. Dönüşüyor. Hakikaten dönüşüyor olabiliriz yani. Çünkü bir insan eğer dönüşüyorsa fark etmez. Ha. Ancak dışarıdakiler ona karşı dönüştükleri için. Ya yani dışarıdakilerin dönüştüğünü fark ettiğin zaman. Evet ben dönüşmüşüm. Ha, yani kimin dönüştüğü karışık bile olsa. Çok karışık. Ha. Ama sonuçta bir dönüşüm var ortada. Ha. Yani acaba diyorum işte yani hilkat garibesine mi dönüşüyoruz? Yani hep bir şekilde parmakla gösterip de bir şekilde bir yalnız bırakılan mı koşuyoruz? Ya yani umudun sonu mu bu hakikaten? Sonu mu bu? Bence sonu. Umut var mıydı ki hiç zaten? Gençken bende vardı. Gençken hepimizde vardı. Yani rüzgara karşı dururduk biliyorsun. Yani umutlarımız vardı. Bakma hala daha var. Kim var? Yer var. Bende var. Ne umutlar var bende? Hala da. Yani kendimi... Jesus. Fuck. Yani evet ya, boş ver. Sürmek zorunda değilsin. Ha. Efendim? Yani şu anda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Acil, acile gitsinler. Evet. Şişliğim aradılar taksim hikâbı. Sormadım onu işte. Bir dahaki sefere soracağım. Bu saatte acile gitmek lazım. Acil arıyor. Normal servislerde doktor bulamazsın. Acil arıyor canım. Burası normal bir servisi laf edersin yani. Hayır canım, o ayrı. Ben kendimle ilgili birkaç saptamada bulundum geçtiğimiz hafta içerisinde. Bir kere ben çok mutsuzum. İkincisi, hakikaten çok yalnız olduğumu düşünüyorum. Üçüncüsü, bu kendimle ilgili yaptığım son saptama Perşembe gecesi sabaha karşı yaptığım saptamayı. Benim kendimle ilgili düşündüğüm şeylerin pek bir önemi yok. Yani senin açından mı veremiyorum? Evet. Ciddiye almıyorum kendimi. Anladım. Tazeye çıkalım mı sende? Vallahi iyi olur. Çünkü durumum iyi değil. Şimdi değil ama şimdi haftalar... Birden çok yakın hissettim kendimi. Haftalarda söylüyorum burada sponsor arayışı içerisinde. Saygı derneğinden. Yani tazeye çıkacağız ve aşağı yukarı $1,000 civarında bir keşe ihtiyacımız var. Canlı yani. Burada bir kişi de çıkıp arkadaşım ben sana bu parayı veriyorum. Git dinlen. Değil mi? Tazelen. Yenilen. Yani ha. Komple sponsorluk bu üstelik ya. Full barter. Ne diyeyim yani. Affedersin. Peki şeyde bir değişiklik var mı? Yani salata yaparken... Bu bence çok kritik bir şey. Yani bir... Herhangi biri için
domatesi parçalama büyüklüğü çok, çok ciddi bir gösterge benim için. Çok öyle, evet. Ve ciddi bir aynı zamanda kriter de. Mesela ben de son dönemde iyice küçüldü. Küçüldü mü? İnanamazsın yani, yaptığım salatayı yiyemiyorum. Ha, kaşıkla yenecek şeye geldi. Evet. Hmm. Şimdi... Yani zeytinyağı koymaya utanırsın yani, o kadar. Hadi be. Bugün öğlenliğin... Çok mu mutsuzum ben ya? Genel müdürle beraber yemek yedik. Bir tür fish and chips gibi yani. Bir tür patatesli balık yedik. Ayak üstü mü? Hayır. Oturup yedik. Daha sonra karpuz. Daha sonra. Soğan var mıydı? Soğan yok. Çünkü olmaz. Toplantımız vardı öğleden sonra. Soğan yemeyelim. Neyse. Ben bu satmaya çalıştığım Range Rover var bir tane. Onunla ilgili konuşuyorum. Ya bunu eski şey mi sen? Sende mi hala da var? Satamadım ki onu. Yenisini aldım. İşte yenisini aldım da eskisini satamadım. Satamadım derken yani... Satıp alır. Alıcı bulamadım değil, kıyamıyorum. Bu devirde ya Mete. 10 yıl kullanmış arabayı. Kriz ortamında. Şimdi affedersin öyle yani, hakikaten burada... kamu... özür dilerim. Herkesin içerisinde. Yani New York Times'a kapak olacaksın. Hadi dikkat et. Sonra adama cipini satmadan yeni cip aldı derler ben. Desinler. Bu ayıp bir şey. Vergi ödüyorum ben. 3-5 ama ödüyorum. Yani. İyi. Tuğba İnsal da ödüyormuş. Öyle mi? Hı. Ortak bir noktamız var yani. Yani evet. Şüphesiz var. Ben insanları seviyorum zaten. Hadi ya. Tabii. İyi be. Tatile çıkmak ister misin? Valla bu bana iyi fikir gibi geliyor. Çünkü dayanamayacağım ya. Bu bana iyi fikir gibi geliyor. Valla bir hafta dayanamayacağım. İzin vermeyeceğim. Duramam. Sıcak bir yerlere gidelim Mehmet'e. Ne dersin? Güney'e gidelim mi? Olur. İyi fikir. O zaman Perşembe, Cuma gibi çıkalım kanka. Benim aklıma gelmemişti. İyi fikir. Olur. Perşembe gidiyoruz. Olimpos uyar mı sana? Jesus. Genius. Harika bir fikir bu. Yani 40 yıl düşünsem de yani aklıma gelmez. Okey. I'm a melancholy man. And I think I understand, but when all the stars are falling down to the sea on the ground, and angry voices carry on the wind, the beam of light will fill your head. You'll remember what's been said by all the good men this world's ever known. Another man is what you see. Looks like you, looks like me. And yet somehow will not feel the same. His life locked up in misery. He doesn't think like you and me. 'Cause he can't see what you and I can see.
Bizi prensip olarak kimse aramıyor değil mi? Böyle bir talebimiz yok. Ama yani eğer söylemek istediğin şuysa, yani aramak isteyenler olur gibi bir şey söylüyorsan, ben telefon numaramızı söyleyeyim saygıdeğer dinleyenler, eğer bize katılmak isterseniz, ki bu mümkün, 0212 249 5076 telefon numaramız. Bu akşam daha çok ben kendi adıma iyi değilim. Ya iyi değilim derken artık dayanamıyorum. Dayanamıyorum işte yani. Bu akşam bir konumuz bu. Artık dayanamıyorum. Konusu üzerinde konuşayım. Tahammülüm kalmadı. Lütfen sabrımı taşımayın gibi. Bu aralar benim en çok diyaloglarımda en çok geçen kelimelerdi bunlar. Efendim? Efendim? Kimle görüşüyorum? Bir saniye. Ahmet Alptekin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ahmet Alptekin. Evet, doğru değil mi? Vay canına, çok başarılı bir şey. Ad ve soyad. Bence de iyi, evet. Yani parayı alır, ben sana söyleyeyim. Yani adını ve soyadını özellikle kalabalık meclislerde aynı anda söylemeni tavsiye ediyorum sana. Ne bakımdan? Komple yani. Genel bakımdan. Genel anlamda. Neydi? Ahmet Alptekin. Alptekin. Evet. Bence iyi bir isim, soy isim şeyi, uyuşması söz konusu. Yani gerek semiotik olarak, gerekse akrostik olarak. Akrostik olarak. Bu Yaşar Alptekin'den ileri geliyor yani. Yaşar, ben de ilk çağrışım Ahmet Vefik Paşa idi. Ahmet, neler yapıyorsun bu ara? Eğleniyorum bol bol. Nasıl yapıyorsun bunu? Just fun diyorsun yani. Kadınlar bundan hoşlanıyor. Göz just fun'ı falan. Biz de aynı işte. Ne yapıyorsunuz yani, nasıl yapıyorsunuz? Yani grup halinde. Bir araya geliyorsunuz. Evet. Ve? Üç beş arkadaş mı? Parti mi yani? Yani parti oluyor. İşte. İşte yani parti oluyor. Şoko parti. Tatil planı var mı Ahmet? Tatil birinci oldu işte, ikinciyi bekliyoruz. O da Bodrum taraftan olabilir. Bodrum. Evet. Evet. Bodrum hakikaten bugünlerde. Bodrum. Çok hareketli. Gerçi biz gidemez olduk epeydir. Ben Bodrum'a gidemez oldum. Ama ben de Bodrum'a gidip özellikle Zerine Geliler'in. Zerine Geliler miydi o şarkıcı kadın? Kesinlikle evet. Zerine Geliler'i dinlemek istiyorum. Bir de İbrahim Kutluay diye çirkin bir herif var. Duydunuz mu? Bir de kız arkadaşı var. Duydunuz mu azın daha önce? Duydum ya. Çok çirkin o ya. Ya neredeyse kız arkadaşı ondan çirkin. Benim ya. Kadar çirkin ya mesela, neredeyse. Evet. Neydi onun şey, kız arkadaşı, Nefise Karatay diyeceğim ama. Duman bir şeydi ya böyle. Neydi onun? Demet. Demet Akbağ mı? Demet. Evet. Akalın. Öyle bir şey işte. İğrenç o be. Çok kötü. Çok kötü yani. Özellikle gerek giydiği kıyafetler, gerekse gülümsediği esnada ağız yapısı. Beni televizyona kilitliyor adeta. Demet Şener gidip söz versin ya burada. Demet Şener gidip söz versin ya burada. Onda bir de bir tane daha var. Duman. Deniz Akkaya var. Deniz Akkaya gidip komple söz versin burada. Burada söz versin ya. Şurada. Ne yapıyorsunuz siz? Nasıl gidiyor? Ahmet, bunu anlatırsam. Miden kaldırmazım ben. Evet. Hakikaten miden kaldırmaz. Son bir haftayı, geçirdiğim son bir haftayı sana anlatsam Ahmet. Bir, inanmazsın. Soyadını değiştirirsin. İki, hakikaten olmaz dersin. Yani bu adama bunu yapıyorlarsa Allah hepsinin belasını versin, komple versin. Ama bana bunu yapıyorlar abi. Bu adam öyle, sen berbat bir herifsin abi. O ayrı, ben berbat bir herif. Ben bunu kabul etmişim ya. Ama ya şurama geldi be. Yeter ya vallahi lan. Sen de haklısın. Nerene geldi pardon? Bir daha gösterir misin? Burnuma kadar geldi işte. Hay maşallah. O burun mu?
Neye benziyor? Yorum yapmayayım. Ben Kaan'a bir şey söyleyeceğim. Söyle söyle Allah aşkına. Çok ihtiyacı var. Çok yalnızım bu arada. Ben de yalnızım da. Bu 645'in kitaplarını getiriyorlar sürekli. Nereye? Ben fotokopiciyim işte. İşte çoğaltmamı talep ediyorlar. Evet. Ben de reddediyorum. Fakat işte Kaan tarafından yazıldığı söylenen bir yazıyı gösteriyorlar. Neymiş o? İşte. Yaşasın fotokopi. Yaşasın fotokopi. Yaşasın mı bugün fotokopi? Benim yani ben bu burada artık devam et. Marka ne? Makinenin markasına yani. Bizim Mita'da hissem var benim biraz da o yüzden. Mita fazla kullanmıyor ya. Yani son dönemde fazla. Ben Toshiba'dan bayağı kağıt aldım. Ben aslında Xerox'ta büyük götürüm vardı benim. Xerox baba ya. Büyük derken? Ya bayağı büyük. %52 gibiydi. Ama yani dededen gelen bir şey. Evet, yani bir, bize bir şimdi success story'yi atmayacaksın burada yani. Zaten vardı. Zaten vardı. Evet. Yani. Hiç hayatımda herhangi bir başarı var mı benim yani? Şeyi sayma, o sarışını saymazsan. Yani sarışın, hayatımda başarı olarak göstereceğim. Sarışını neden saymayacağım? Yani neden saymayayım? Neden saymayayım? Hadi say. Burada bana kaybeden ayakları yapıyorsun. Kaybeden dediğin ne? 3-5 çakılıcı bir anda. Ama yapıyorsun. Hadi köyde takılıyorlar. Ya yapıyorsun işte. Yapıyorsun. Sayma tabii. O sarışından başka bir şey daha sayma. Ben bu başarı olarak. Şu türden diyordu demek. Ama senin bu kadar paran var. E var. Nasıl kaybet? Var kardeşim. Lan atayım mı parayı yani? Atayım mı? Ne yapayım? Harcamayacak mıyım? Ama olumsuz bu kardeşim. E ne yapacağım? Yani araba koleksiyonu var. Yani bugün hepimizin araba koleksiyonu. Ne yapayım? Nereye kadar hamburger yiyebilirim? Havuz yaptırdım. Baksana ya. Göbeğim mübeğim acayip bir şey oldum ben de. Geçen gün havuz yaptırdım. Ne yapayım havuz yaptırmayayım yaz sıcağında? Cinsen salonuna havuz yaptırır mı? Havuzlu ev mi alsaydım? Ha, bilardo masası koydursan anlarım salona. Bilardo masası üst katta var. Ya banyoya jacuzzi mokuzzi bir şey yaptırdım dese anlarım. Salonun ortasına bir de abuk subuk gözyaşı şeklinde falan bir şey oldu Mete ya. Yani dikdörtgen falan dediğim. Acayip bir şey öyle istedi. Şöyle bir şey yaptıralım mı dedi. Yaptı. Üstüme gelmiyor. Yani vallahi mutsuz. Üstüme gelmiyor. Ahmet görüşürüz. Mutsuzum ya. Burada. Kaç paraysa vereyim susun ya. Ayrılıktan mıdır nedir? Kavuşma isteği bu gayret. Seneler geçti eskimemiş. Bu sevda hayret. İstanbul gecelerinde, Paris sokaklarında, Ankara'da evinde, böyle bu. Bodrum'a gidemez oldum, yıldızlar şahidim, yıldızlar uzak, anlatmak zor. Sevgilim olmadı senden sonra, dostlarım benden apayrı. Kızım büyüdü maşallah, senin de bir oğlun olmuş ne güzel. Orta yaşta olduk artık, saçım hafifçe. Bir zaman tabiri zor bilirsin. Kırık kalpler derneğinde suskunuz. Son bir denemeye ne dersin? Ödemeler peşin bu sefer. Ümitler en kolay becerdi. Kelimeler kafi. Oturma gidemez oldum. Yıldızlar şahidim. Yıldızlar uzak, anlatmak zor.
zaman tamiri zor bilirsin. Kırık kalpler derneğinde suskunuz. Değişmez sorumuz nedir ki sonumuz? Toprak değil mi erkeni geçi? Aldırma sen doldur be meyhaneci. Koy 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 doldur. Efkarlandım yine bu gece. Ay, koy 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 koy. Dostlar gitmeden gizlice. Çok ülkeler gördüm, çok diyarlar gezdim. Öğrendim alemin sırrı nedir. Dünyanın merkezi bu meyhanedir. Kay 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 kay. Doldur bak efkarlandım yine bu gece. Allah be. Kay 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 kay. Dostlar gitmeden gizlice. Ölürsün dediler, dün içirmediler. Sanki sarhoş oldum bilmem neden. Çıkmam tövbe bir daha meyhaneden. Koy 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 koy. Doldur bak efkarlandım yine bu gece. Koy 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 koy. Kay 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 kay. Dostlar gitmeden gizlice. Lay lay. Doldur kardeşim doldur ya. Meyhaneci koy. İçki koy ya. Hadi şerefine. Sağ ol baby sağ ol ya. Terk edecekler nasıl olsa biliyorum değil mi güzelle? Sağ ol. Clip joints heavy late. I've been killing time while trying to make this guitar pay. There've been people who throw bottles. There've been people who throw flowers. There've been people who just threw up in the aisle. Oh, but rock and roll's the only way to tell my story. I'm a rock and rollin' loser to the end. Ooh, and rock and roll's the only way to tell my story. I'm a rock and rollin' loser to the end. There've been clowns, there've been jokers. I've played to prostitutes and queers. We slowly died together through the years. I've been turned out, turned on, turned around, turned down. I've been built up, beat out, set up, drink my cup. I've been a ooh, 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 ooh. Oh, I've been a ooh, 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 ooh.
all the sounds that you hear seem to have no meaning when you're looking through a glass of beer. And you're tired, twisted up inside. You feel you don't belong. And the busman shouts, "Get up there, son. Sing one more song.